Ülkemizin ve dünyanın belası olan koronavirüsünden bir an önce kurtulmamızı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu işten bir an önce kurtuluruz. Bütün üreticilerimiz, çiftçilerimiz, dünyamız da bir rahat nefes alır. Erdemli'mizde limon bizim şu anda hasatımız hala devam etmektedir. Erdemli'mizden 200-300 metre yüksekliğindeki beldelerimizde sizin de gördüğünüz gibi limonlarımız dalda, hala çiftçilerimiz üretmektedir, hasat etmektedir. Türkiye'mize yetecek şekilde Erdemli'mizde ve diğer bölgelerimizde limonlar mevcuttu. Daha bu yıl Erdemli'mizde yaklaşık bu bölgelerde ve diğer bölgelerde 180-200 bin ton civarında yatak ve dinlenme dediğimiz limonlar mevcuttur. Bu hem Türkiye'mize hem de dünyaya ihraç edecek şekilde ellerimizde mevcut vardır. Zaten Türkiye'ye yetecek şekilde de limon vardır. Bunun yanında bütün çiftçilerimizin el emeği göz nuru olan işledikleri bu yatağa dinlenmeye aldıkları limonun eğer 1-2 ay içerisinde ihraç edilmezse ellerinde çürüyeceğini belirtmek isterim. Bunu da gerek Tarım Bakanlığımıza gerekle bütün gerekli ilgili birimlerimize duyurmak isterim. Bir haftadır Erdemli bölgemizde Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir denetimle yapılmaktadır. Bu denetimler sayesinde bütün çiftçilerimizin ellerindeki mevcut depolarındaki ve kendi depolarındaki limonların bildirme konusunda bir gayret sarf etmekteyiz, çalışmaktayız. İnşallah bunu da bugünlerde sonuçlandıracağız ve Erdemli'mizde ve diğer bölgelerdeki limonun var olduğunu ispat edeceğiz. Öncelikle ülkemiz zor bir süreç içerisinden geçiyor. Yüce Allah'ından vatanımızı, milletimizi, çiftçilerimizi bu korona virüsünden bir an önce kurtarmasını hamd ediyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Efendim, dünya ticaretinin, dünya limon ihracatının %17'sini Türkiye karşılıyor. Bunun %80'ini Mersin, Mersin'in ise %65 limon ihracatını Erdemli ilçemiz gerçekleştirmektedir. Bölgemizde Kütdiken, Enterdonat, Lamas limonlarının hasatı Ekim ayından itibaren başlayarak kısmen Nisan ayına kadar devam etmektedir. Bu süreç içerisinde bizler kısmen hasat etmiş olduğumuz ürünleri tarladan pazara kadar ulaştırıyoruz. Ulaştıramadığımız ve elimizde bulunan limonları dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan natürel ortamda bir dinlenme modeli ve yatak limonu Erdemli çiftçisi uyguluyor. Tabii limonu hasat etmiş olduğumuz süre içerisinde bizler Avrupa'nın özellikle İspanya, İtalya, Çin, Tunus ve Cezayir gibi ülkeleriyle sorunlar yaşıyoruz. Aynı pazarı paylaştığımız için rekabet sorunları yaşıyoruz. Bu dinlenmeyi almış olduğumuz ürünlerde ise bizler tam dinlenme limonlarımızı satma aşamasına geldiğimizde dünyanın Güney Afrika ve Arjantin ve Bolivya ülkeleriyle şu an mücadele ediyoruz. Değerli basın mensupları, sesimizin ulaştığı her yere söylemek istiyoruz. Şu an bizler bir çileli yolculuğun içerisinden geldik. Nakış nakış, ilmek ilmek işlediğimiz limonlarımızı sandıkların içerisine koyduk. 7 milimetre et kalınlığına sahip limonlarımız şu anda depoda 1-2 milimetre et kalınlığına düştü. Kısmen hatalarımızdan dolayı fire kayıplarımız oldu, çürümeler meydana geldi. Bu masrafları da üst üstüne koyduğumuzda şu an için ülkemiz ihracat bakımından bir sıkıntılı sürecin içerisinden geçmektedir. Ve geçen haftalarda Tarım Bakanlığımızdan gelen bir haber adeta bölgemizde bir çığ gibi düştü. Değerli basın mensupları, bizler her zaman için üreten insanlarız. Bizler her zaman için çiftçi bazında, ihracatçı bazında dünyada çok kişilerle mücadele ettik. Yeri geldi, sınır kapımızda ihracata ürün yükleyen firmalarımızın tırlarını ilaç kalıntısı var diyerek geri gönderdiler. Yeri geldi, limanlarda, sınır kapılarında bizim ürünlerimizi aylarca beklettiler.
ve ürünlerimizin telef olmasına sebebiyet verdiler. Yeri geldi, bölgemiz içerisindeki ihracata mal yükleyen firmalarımızı lojistik yönden, paketleme yönünden ve de hijyen yönünden çok kısır buldular. Bizler gerekli ilaç, gübre, elektrik ve sulama masraflarının olduğu bu dönemlerde her şeyin üzerinden çiftçi, ihracatçıyla beraber hamdolsun bugünlere geldik. Ben buradan tüm kamuoyuna anlatmak istiyorum. İşte şu an bir narenciye bahçesinin içerisindeyiz ve dalında tonlarca limon mevcuttur. Ülkemizdeki şu andaki limon ülkemize kat kat yeter. Hiç kimse panik yapmasın. Bir an önce ihracat kapımız Mayıs sonuna kadar açılsın, bu çiftçi nefes alsın. Şayet ihracatımız açılmadığı takdirlerde gelecek yıllara yönelik bizlerin kaygıları olacak. Üretimde sorunlar yaşayacağız. İhracatçılarımızın yurt dışından bağlantı yapmış olduğu yerlerde sorunlar yaşayacağız. Buralarda termin sistemiyle çalışan bizim ihracatçılarımız var. Sözlerini yerine getiremediler. Buradan para alacakları var, yeri geldiğinde tahsil edemeyecekler. Bizler Erdemli çiftçisi olarak bunun vebalini hep beraber ödeyeceğiz. Bu yüzden her türlü olumsuzluğa rağmen, her türlü çileye rağmen bizi C vitamini deposu olan bu limonları, aynı zamanda antioksidan deposu olan bu limonlarda dışa bağlı olmaya mecbur bırakmayan Erdemli çiftçisiyle ne kadar gurur duysak azdır. Buradan Erdemli Ziraat Odası'nın başkanı, yönetimi ve meclis üyelerimizle beraber tüm kamuoyuna talebimiz şudur ki bölge milletvekillerimizden, Tarım Bakanımızdan bu sorunun ivedilikle çözülmesini arz ediyorum. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir yıl temenni ediyorum. Efendim, üretimin merkezi, limonun başkenti Erdemli'de şu an için dal limon 3,5-4 TL arasında. Dinlenme limonlarımız ise 5-5,5 TL arasında satılmaktadır. Yalnız bizler akşam haberleri açtığımız zaman kanallarda, tüm televizyon kanallarında, marketlerde limonun 12 TL, 15 TL, 20 TL olduğunu söylüyorlar. Bunu hiçbir tüketici çiftçimize mal etmesin. Bunu Ticaret Bakanlığı bu sorunu kendi halletsin lütfen. Tabii ki panik havası olduğundan dolayı nihayetinde yaz sebze meyve üretiyoruz. Bu zaman içerisinde çürümeye gidecek. İnsanlar çürümeden önce pazara bulduğu fiyata satacaklar. Bu fiyat ama 3 lira olur, ama 4 lira olur, ama 3,5 lira olur. Bunu zaman gösterecek. Ama ihracatın bir an önce açılması gerekiyor. Çünkü yurt dışındaki anlaşmalı olan firmalarımız bu olaylardan, bu işlerden çok büyük zararlar kapacaklar. Bu işlerden çok etkilenecekler. Bu firmalar etkilendiği zaman bunların yansıması çiftçimize olacaktır. Güzel kokusuyla ve dezenfekte yapısıyla eskiden Osmanlı tarihinde güzel mendillere, oyalı mendillerin içerisinde bir hastaya şifa olması için, geçmiş olsun dileklerinde bulunabilmesi için bu oyalı mendillerin içerisine limon sarıp verirlermiş. Tabii zaman içerisinde bu gelenek kendisini limon kolonyasına dönüşmüştür. Ama bu geleneği devam ettiren ülkemizin bazı köşesinde gene çiftçilerimiz, gene üreticilerimiz, gene tüketicilerimiz vardır. Evet, ihracat yasaklandığı için limonlarımız başında kaldı. Görüldüğü üzere hem depolarda hem başında kaldığı için üretici olarak zor duruma düştük. Yetkililerden ihracatın açılmasının talebinde bulunuyoruz. Çekiyoruz. Limon iyi bir C vitamini. Limon aynı zamanda iyi bir antioksidan. Yani insan vücudunda bulunan
tüm zararlı mikroorganizmaları tamamen yok ediyor. Biz Mersin'de yaşıyoruz. Tabii ki toplumsal önlemlerimizin de elbette ki faydası yok art edilemez ama bölgemizde koronavirüsünün az olmasını limon tüketiyoruz, limona borçlu buluyoruz. Limon tüketin, sağlıklı kalın.